Merhaba. Çoğumuz mutluluk peşinde koşmanın bizi daha mutlu edeceğine inanırız. Bu inanç da e, mutluluğu zaten hak ettiğimize dair başka bir inançtan gelir. Bunu nereden hak ediyoruz? Doğrusu bunu bilmiyorum. Var olmaktan mı yoksa hayatta kalmak için gösterdiğimiz çabayla otomatik olarak mutlu olmayı hak ettiğimize dair inancımızdan mı tartışmalı. Ama bildiğim bir şey var. Eğer nerede arayacağınızı bilmezseniz mutluluğa ulaşmanız o kadar da kolay değil. Erdil Yaşaroğlu'yla işte ve daha gelen anlamda hayatta mutlu olmanın yollarını konuşmuştuk. O işini mutluluk aracı olarak görebilenlerden. Bu defa daha basit ve daha kolay erişilebilir mutluluklardan bahsedelim istiyorum. Bunun için de Oğul Türkan konuğum. Oğul hoş geldin. Merhaba. Selam. Şimdi seninle yeme içmenin e, ağız tadının mutluluk üzerindeki etkisini konuşacağız. Ama benim aklıma hep şu geliyor mutluluk ve yemek deyince. Cemal Süreyya'nın iki dizesi. Yemek yemek üzerine ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diyor şahit. iki dizelik şiirinde. Çok haklı değil mi? Çok haklı, çok haklı. Yani özellikle evet o kahvaltının bir alakası var, paylaşmanın bir alakası var. Yeminin aslında e, bu aksiyonun değil o ortamın bir alakası var. Evet. Şimdi galiba burada iki şey var. Birincisi ağzımızdan girip boğazımızdan geçen ve midemize ulaşan yemek. Bir de e, onu kuşatan ortam. Hatta bir üçüncüsü bütün bu sürecin bizde bıraktığı iz. Üçe ayırabilir miyiz bu süreci? Evet, evet. Peki o zaman iyi yemekten bahsedelim. Yani etrafa geçmeden önce. İyi yemek nedir? İyi yemeğin bileşenleri nedir? E aslında biz belki buna lezzet diyoruz, gastronomi diyoruz vesaire diyoruz ama iyi yemek temelde bizi besleyen, enerji sağlayan ve hasta etmeyen iyi yemek oluyor. Onun için biz iyi yemeği, e, yemeğin lezzeti dediğimiz zaman emin ol ki o yemek bizi besleyecektir. Yani karnımızı doyurmak dışında vücut fonksiyonlarımızın... Ee, doğru dürüst çalışmasını, günlük faaliyetimizi e, götürmemizi hasta olup aç kalırsak en azından stoklarla idare etmemizi sağlayacak şeye biz iyi yemek diyoruz. Şimdi bu beklentilerimizin e, birinci kademesi ama aslında biz iyi yemek derken çoğunlukla bundan daha fazlasını da bekliyoruz değil mi? Yani e, lezzet bekliyoruz yani hani evet. bizi yaşatmanın ötesinde bunun üzerinde biraz daha şey e, olsun. Görsellik istiyoruz. bekliyoruz Hı -hı. yani görmek istiyoruz. Hı -hı. Koklamak istiyoruz hı hı. ikinci aşama. Tatmak istiyoruz, dokunmak istiyoruz soğuk sıcak gibi. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman da olduğumuz ortam kimle yediğimizle beraber ortaya lezzet çıkıyor. Yani görüntü, koku, doku, tat e, ardından da ortam, e, sosyal ortam, fiziksel ortam. Ama sadece beslenmekten ibaret olsa e, biz sürekli aynı yemeği yeriz, aynı standartta. Ee, aynı ölçüdeki yemeklerle besleniriz ve mutlu mesut yaşarız. Tabii. Ama yemeği bir keyif aracı olarak bize fazladan mutluluk vermesi için de tüketiyoruz. Bunun için de giderek daha fazla kişi giderek daha fazla çaba harcıyor. Doğru. Hatta hani 80'lerde filmler vardı ya uzay filmleri gelecekte haplarla besleneceğiz falan. O hiçbir zaman olmayacak. Çünkü dediğin gibi bu bir aslında bir araç. Ee, bir taraftan buluşmak için bir neden. Hani dikkat edersen e, iş toplantılarının çoğu ...kutlamasından, efendim buluşmasına vesaire yemekte oluyor artık. Yani e, aile toplantıları e, yemek çevresinde oluyor. Onun için bir taraftan da bir iletişim aracı bizim için yemek. Ee, biz son birkaç on yıl içinde e, yemenin, e, gastronominin yükselişine tanıklık ettik. Bu da tabii senin doğrudan... E, İş alanının da genişlemesi anlamına geliyor. Sen bunu nasıl gözlemledin? Bunu bir anlatır mısın bize? Yani gastronomi hem üretimiyle hem tüketimiyle sektör olarak çok bir yerden bir yere geldi. Gözle evet. görülecek bir hız hızla. Sen bunu nasıl yaşadın? Aslında birazcık bu iletişimle de çok değişti. Özellikle internet vesaire gibi birçok unsur hayatımızda bizim dünyamızdan başka dünyalar olduğunu da bize gösterdi. Yani belki 1980'lerde yabancı yemek ne var dediğimiz zaman filmlerde gördüğümüz hamburger, pizza vesaire gibi bir dünyayla sınırlıydık. İtalya'nın ya da İspanya'nın şu kasabasında ne yeniyor, ne içiliyor haberimiz bile yoktu. Ee, ancak gezme şansı olan, görme şansı olanlar sadece buna e, ulaşabiliyordu. Ama bugün her şeye ulaşabiliyoruz. Yani biz bugün her bilgiye, görsel bilgiye, e, reçeteye vesaire ulaşabiliyoruz. Lojistik değişti, mallar gelip gitmeye başladı, market raflarında birçok ülkenin lezzetleri var. E biz de bunları alıp birleştirmeye başladık. Bir tek biz derken Türkiye değil, bütün dünya. Onun için böyle bir diğeri ne yiyor? E, merakı başladı. Bunun için seyahatler diyoruz. Belki bu dünyada e, refah arttıkça e, 19, 2. Dünya Savaşı sonrası başlamıştı. Ufak ufak adımlarla. Ama son dönemde Türkiye'de de var. Dünyada da dediğin gibi çok hızlı gelişiyor. Tabii Ciddi anlamda bir literatür, bir bilgi birikimi de oluştu bununla ilgili. Yani uluslararası e, mutfak e, bütün detaylarıyla hemen herkesin en azından bilgi dağarcığına girdi. Ya da pek çok kişi o bilgi dağarcığına giren verinin kendisine ulaşmaya çalışıyor. Yani neden bahsediyorum? İşte bir uzak doğuda yetişen ve bir yemeğe dönüştürülen bir ürün. Ya da işte İtalya'da üretilen bir şarap. İspanya'daki bir deniz mahsulü. Yani insanlar pratikte o bilgiye sahip olmasalar bile günün birinde onu deneyimlemek için bunu hedefleri arasına yazıyorlar. O kütüphaneye giriyor biri öyle değil mi? WhatsApp'e. Yani wasabi. O Japon turbo hı hı. veya Japon hardalı diyelim. Hı hı. Yani kaç sene önce tanıştın bir sorguladığın anda hepimiz için bakıyorsun çok yeni aslında. Hani birçok şey bunun gibi ürün bizim için 1980'ler sonrası yani ürünler. Hani wasabi kelimesi dünyada artık her neredeyse herkes tarafından biliniyor. Şimdi e, pek çok şey var tadına bakılacak çok şey var. Bir de e, bunları nerede nasıl deneyimlediğin var mutluluk. ...getiren evet. ya da getirmeyen unsurlardan bir tanesi olarak. Ortam, ambiyans, servis... ...bütün bunlar aslında yemeğin katma değerleri. Evet. Bu bizim mutluluğumuzu nasıl artırıyor? Mesela iyi bir keten peçete, doğru bir kadeh... E, ...gümüş kaşık bıçaklar. Biraz anlatsana bu bize ne sağlıyor? Ya tabii bir... E, ...bu birçok aşamalı bir şey ama... ...en basitinden kullandığımız üstansiyel ya da... ...araç gereç diyelim. Mesela aynı yoğurdu... E, ...bir... Plastik kaşıkla yiyelim, bir de metal kaşıkla yiyelim. Aynı yoldur. Hı hı. Kesinlikle kark, e, haz değişecektir. Aynı yemeği yuvarlak beyaz bir tabakta yiyelim, siyah kare bir tabakta yiyelim. Kesinlikle haz değişecektir. Niye? Bunlar aslında bir taraftan bunlar farkına varmadığımız şeyler. E, mesela kare tabak saldırgandır. Aynı zamanda kare tabak temiz mi, kirli mi? Üzerinde toksik bir şey var mı? Göremem çünkü siyahtır, kontrast yok. Halbuki beyaz tabak bütün hatayı, doğruyu, iyi diye kötüyü de ortaya çıkartır. Yuvarlak tabak daha yumuşaktır. Bunun gibi birçok unsur gerçekten lezzeti etkiliyor. Işık, ışık ve dönemi. Yani beyaz ışıkta yemek çok iyi tatmaz. Ee, daha sıcak bir ışıkta çok daha güzel tadar. Hatta ben yıllardır söylerim ne olur Türkiye'deki lokantalar Hani o beyaz floresanlardan vazgeçseler lezzetleri hiçbir şey yapmadan artacak. <laughs> o beyaz floresan gerçekten lezzeti aşağı düşürüyor. Ya da mesela bir çalışma daha yapıldı. İngiliz yemeğini şık bir İtalyan yemeğini restoranda yiyorsun. Hı. Ama İngiliz menüsü. Aynı yemeği bir şık İngiliz e, pubında ya da ortam restoranda yiyorsun. İngiliz restoranda İngiliz yemeği daha çok beğeni alıyor. Aynı yemek Tersi de yapılıyor. İtalyan yemeği bir İngiliz pub ya da restoranda yeniliyor. Şık gene. İtalyan yemeği bir İtalyan ambiyansında yeniyor. Gene şık. İtalyan yemeği İtalyan ambiyansında daha fazla beyin alıyor. Onun için biz bunlardan çok etkileniyoruz çevremizden. Her şey yerinde güzel yani. Her şey yerinde <gülüyor> güzel. <gülüyor> Peki bir de bir detay olarak şunu soracağım. Sen uzun zamandır e, yeme içme eğitimlerinde e, eşleştirmelerinde kadehlerin öneminden de bahsediyorsun. Yani hani en kaba şunu sorsam sana. Beyaz şarap kadehinde kırmızı şarap içilse, su bardağında viski içilse neyimiz eksiliyor bizim aldığımız hazdan mutluluktan? Şimdi birincisi kadehin billurluğu, saydamlığı. Ee, bir kere gene içini görmemizi sağlıyor. Ve yine bir güven hissi veriyor. Yani çizik bir bardak genelde içinde bulanık gösterir. Ve tehditkar bir yemektir bu. Yani temiz mi, iyi mi ayıramayız. Ee, i̇kincisi tabii kadehin hafifliği, inceliği. Ee, artık birazcık daha orada elimizdeki o doku, o hissiyat. Hadi Hani bir biz havalı böyle çeviririz ya kadehi. Hani oradaki o hareketin güzelliği vesaire şıklaştırıyor tabii. O şıklık hissiyatı da... ...daha lezzet, lezzet şeyinde, görsel tarafı destekleyerek lezzeti yukarı çıkartıyor. Ha beyaz şarabı kırmızı şarap kadehinde içmek, kırmızıyı beyaz şarap kadehinde içmek... ...temelde e, şarabın ısınması dışında bir sakıncası yok. Ama şarabın özelliği doğrultusunda kadehin ağzının kapalı veya açık olması... ...bazen aromaları daha kolay yukarı çıkartıyor, bazen de aromaları biraz daha derleyip topluyor. Orada da koku anlamında fonksiyonu var. Yani kadeh bizim için görsel koku ve ısı doku anlamında önemli. Peki biraz da insan faktöründen bahsedelim yemeği kimlerle, nasıl, nasıl bir ortamda, hangi ruh haliyle yediğimiz. Galiba asıl iz bırakan da bu öyle değil mi? Yani evet bir yerde çok lezzetli yemek yemiştim ama bir başımaydım. Bunu hatırlıyor olabilirim, damağımda bir yer etmiş olabilir ama sıradan başka bir yerde çok kalabalık, neşeli, bir grup arkadaşımla yediğim yemek bana o teknik hatıradan çok daha fazla iz bırakır. Ya kesinlikle biz seninle defalarca hem baş başa hem de büyük sofralarda yemek yedik. Birçok farklı ülkede, yerde, şehirde yedik. Ee, benim için mesela seninle belki de dostluğumdan dolayı e, gün geldik hüzünlü şeyler konuştuk. Gün geldik mutlu şeyler konuştuk ama seninle olan dostluğumdan dolayı. E, seninle yemek yerken de bir tehdit hissetmediğim için... Ee... En fazla tabağından bir şey araktırım yani. <laughs> bir çatal bir şey olur. <laughs> Tehdit olabilir. Her zaman çok güzel hatıralarla birleşti bunlar Hı -hı. ve güzel. Yani vasat bir yemek bile yesek hani bazen bir adaya çıkıp Oradaki kumun üzerindeki yamuk masanın üzerinde e, ayaklarımız çıplak evet hani öyle gayet vasat yemekler yiyip çok büyük saatlerce oturduğumuzu sohbet ettiğimizi hatırlıyorum yani hani, Hı -hı. E, yemeğin bir olala aman üf çok önemli bir yemek tarafı yoktu ama gayet lezzetliydi keyifliydi e, ve bizde çok güzel hatıralar bıraktı. Evet hatıralar galiba hızla tatla e, eşleşebilen şeyler. Ee, yani yemeği hatırladığın zaman belki ne yediğini değil ama o ortamdaki mutluluğu hatırlıyorsun ve onu çok güzel, iyi bir yemek olarak kodluyorsun. Evet. Ve ondan sonra da o yemek senin hafızanda her zaman iyi bir yemek olarak kalıyor. Aynı yemeği dönüp başka bir ortamda yediğin zaman o hatıraları çağrıştırmayınca bir anda o yemekte bir eksik oluyor. Hı hı. Yani hay Allah diyorsun ya ben bu yemeği daha iyi biliyordum. Mesela şey de çok olur bu bir şehre gidersin. Orada bir oranın bir yerel şarabı olabilir, yiyeceği olabilir. Çok beğenirsin. Ayıla bayıla orada yersin. Ondan sonra ondan da bir sürü alıp eve getirirsin. Hı hı. Evde de aynı böyle heyecanla açarsın. Aa, o kadar güzel tatmıyor. Ne oldu buna? Hani bize kötüsünü mü verdiler? Hayır, sen öbür tarafta tatildeydin. Nefis bir kasabadaydın, şehirdeydin, deniz kıyısındaydın vesaire ve o hazla beraber o yiyeceğin hazı oradayken hani demin dediğin evet. gibi o hatıra orada olmak e, o yemeği tamamlıyordu. Hı -hı. Fakat onu getir evde mutfakta e, bir tane beton duvara bakarak yemek aynı hazzı o hatıraları o ortamı yaratmıyor. Evet dolayısıyla sadece moleküllerden ibaret değil aldığın lezzet. E, tekrarlanabilir bir şey her zaman olmuyor. Bir de çocukluk hatıralarımız var. Bizim yemeklerle, içeceklerle eşleştirdiğimiz. E, o hatıralarda m, bazı şeyler var. Biz onları iyi olarak kodluyoruz ve onların üstüne gidiyoruz. Bir de bazen kaçındığımız yiyecekler, içecekler var. Onlar da herhalde kötü anılarla ilişkilendirildiği için onlardan uzak duruyoruz. Doğru evet. doğru mu bu? Doğru, doğru. Hatta gastronomide buna tekila etkisi diyoruz. Tekila efekt. Ee, genelde bunu da şöyle tanımlıyorlar. Amerika'daki üniversite öğrencileri işte 80'lerde 90'larda en ucuz içki tekila. Ucuz tekila. Partilerde çok tekila içiyorlar. İlk tekila tecrübelerinde gece klozete yapışarak geçiriyorlar. Hatta buna da porselen tanrı diyorlar. O geceyi o porselene yapışıp geçirince tabii uzun süre hatta bazıları ömürleri boyunca tekila kokusunda tahammül bile edemiyor. Kabahat tekirle de değil, yani o kadar fazla hangi içki içsen öyle hasta olursun. Ama bir anda o koku, o anı hatırlatıyor. Belki bunu farkında değil birçok insan. Ve o yiyecek veya içecekten ömrü boyunca nefret ediyor. Hı hı. Yani ya da benzer bir örnek. E, bir çocukluğunda kalktığında evde pazar sabahı keyifli bir kahve kokusuyla uyanıyorsun. O keyifli anı kahve kokusuyla eşleştiriyorsun. Ömrü boyunca kahveyi seviyorsun ve o sana belki o kahve kokusu sana hep e, mutlu aile hatıralarını, Aynen. Yani çocukluğunun sıcaklığını, Aynen. anne baba korumasını filan hatırlatıyor. Aynen. İlk anlattığın tekile örneğinde aslında geriye sarıp neden bir daha tekile kokusu almak istemediğini ve hayatta içemeyeceğini hatırlayabiliyorsun. Yani evet. ben bir kere çok pisaroş oldum ve bu. Ama ilkinin e, alakasını kurmak belki biraz daha daha derinde bir bağlantı evet, onu gerektiriyor. Evet. Onlar aslında deşip bulabiliyorlar. Yani bugün profesyonel olarak bunu ...deşiyorlar ve buluyorlar. Bak bu sevmemin nedeni budur gibi. Hı hı. Mesela balıktan hoşlanmıyorum diyor. Büyük bir ihtimalle gençliğinde bir bozuk balık yemiş... ...ya da balık yerken kılçık boğazına batmış. Onu hatırlamıyor ama hı hı. balıktan hoşlanmıyorum diyor. Hı hı. Ee, hoşlanmak da olabilir, hoşlanmamak da olabilir. İki taraf yani pozitif veya negatif olabilir bu. Düzeltilebilir. yani. hani bunun insan nedenini bilince... ...ondan sonra onu yavaş yavaş üzerine çalışıp... E, ...sevmeyi öğrenebilir. Bununla bağlantılı sayılabilecek... ...daha dolaylı bir örnek geliyor aklıma... Ee, pedagoglar psikologlar mesela e, ayrılacak olan çiftlere eğer çocukları da varsa e, bu haberi paylaşmak için e, ev dışında mümkünse e, bir daha gitmeyecekleri mekanları seçmelerini öneriyorlar çünkü eğer sürekli gittiğiniz bir yerse Yemek yemek için ya da işte bulun, bulunduğunuz bir yerse o mekanda çocuklar kötü bir hatıra evet. geliştiriyorlar ve oraya her gittiklerinde o anı tekrar yaşıyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki yani bir daha hiç gitmeyeceğiniz tek kullanımlık bir yer bulun. <gülüyor> <gülüyor> yok yok haberi çocuklar orada verin. Evet, e, çünkü yani o mekanda orada yenilen içilen her şeyde belki çocuklar için... Bırakacağı etkiye bağlı olarak tabii o haberin hı hı. ömür boyu uzak durmak isteyecekleri şeyler haline gelebilir. Doğru doğru. Mesela çocuklara şey de çok yapılır. Yani bu bir uygulamadır. Genelde yeni bir yiyecek tattıracağın zaman hı hı. evde, kesinlikle restoranda değil, hı hı. evde sevdiği bir yiyeceğin yanında az miktarda. Ki kendini güvende hissetsin. Tamam iyiyim zaten bunu yiyordum. ha burada da yeni bir şey var. Şundan bir parça tadayım. Hani riske küçük miktarda gireyim. Hı. Yani bütün öyle. karnın doyup doymamasını ona bağlamayacak ba şekilde. Evet, o riske Hı. girmeyecek. O tehditle karşı karşıya kalmayacak. Bizim için önemli bir şey yani bu güven. Mesela niye hepimiz e, ablamız, abimiz, annemiz, babamızın yediklerini yeriz? Başta sonra daha ilerideki yaşlarda sevmesek bile arkadaşımız yiyorsa ya da çevremiz... ...gene yeriz. Çünkü o topluma, o gruba ait olman lazım. Yani çok uzun Hı. süre taklitle gideriz. Yeme içmeyi taklit üzerinden kurarız... 3 ee, e, yaş sonrası da bu şimdi galiba damak tadı da zamanla gelişen bir şey öyle değil mi yani çocuklukta bazı şeyleri e, remi reddediyoruz Hı -hı. E, ama bir süre sonra sanki e, damağımızda böyle bir takım odalar açılıyor ve e, o şeylerden zevk almaya başlıyoruz doğru bir şey mi bu? doğru biz doğduğumuz Hı -hı. anda yani bunu bilmemize gerek yok bize beynimiz diyor ki eğer bir ortamda bir yiyecekte veya içecekte şeker ve yağ varsa ye diyor. Hı hı. Onun için yaklaşık üç yaşına kadar tercihen ya nişasta kökenli yani şeker ihtiva eden... ...ya da şekerli, yağlı, tatlı yiyecekleri çok seviyoruz. Çünkü onu vücudumuz al diyor. Ne olur ne olmaz aç kalırsın. Anne sütünde de zaten yağ ve şeker var yani. E üç yaşından sonra farklı tatlara doğru hem bu taklit ederek... ...mesela bitter bir tat... Sana diyor ki mesela Eli kahve yeme. bitter, şu bitter. Bu bitki diyor ki abicim böcek, insan yemeyin beni bak ben bitterim, sevimsizim diyor. Yani toksik demek. Fakat biz akıllı olduğumuz için ve taklit etmeyle nereye kadar bitleri tüketebileceğimizi öğreniyoruz. Bir yerden sonra tüketmiyoruz ama bir yere kadar tüketiyoruz. İşte üç yaştan sonra bunları öğrenmeye başlıyoruz. O yiyor, bu yiyor, ben de bunu bu kadar yiyebilirim diye. Onları eklemeye başlıyoruz bu sefer diyetimize ve diyetimiz gitgide zenginleşiyor. Onun için ilk başta yağlı tatlı, sonra gitgide bitterler, ekşiler vesaire. Mesela o bebeklerin videoları harikadır. E, limon verirsin, e, limonu ısırınca, yalayınca böyle Der bir darma <laughs> oluyor yani. Bir de bazı tatlar galiba çocuklara bize olduğundan, yetişkinlere olduğundan daha güçlü geliyor. Ee, Onunla başa çıkmakta da zorlanıyorlar galiba değil mi? Fa fazla etkisi altında kalıyor. Ee, ağız yapısı çok hassas oluyor. Biz de öyle hepimiz doğduğumuzda çok hassas bir ağızla doluyoruz. Ee, nasıl elimizin içi zaman içinde nasırlaşıyorsa, ayağımızın altı nasırlaşıyorsa... ...ağzımızın içi de yavaş yavaş nasırlaşıyor. Ve bu nasırlaşma da bazı çok kuvvetli tatları daha kolay tahammülümüzün olmasını sağlıyor. Halbuki e, bebeklerde, çocuklarda çok daha hassas bir ağız var. Mesela ben patlıcan yiyemezdim çocukken. Ya patlıcan yediğim anda dudaklarım böyle batar, ağzım yanar, çok kötü olurdu be. Şimdi bayılıyorum. Yani ama tabii bir ağzımın içi biraz körleşti. Yani zaman içinde 60 yaştan sonra da artık bayağı ciddi körleşmeye başlıyor. Yani pabucunu versen yiyecek hale geliyor. bir de e, sanırım mimik etme yani e, taklit etme özelliğimiz bizim. ...öğrenme sürecimizde ve bazı şeylerden zevk almamızda, mutlu olmamızda rol oynuyor. Ben şunu hatırlıyorum kendimden. Şimdi benim çocukluğum Girit göçmeni bir büyük, çok büyük bir ailenin içinde geçti. <laughs> ve e, temel beslenme kaynaklarından bir tanesi e, doğada yetişen otlardı. E, yani e, o otlar e, işte düzenli olarak kırlarda pikniklerde toplanır, ayrılır, çeşitlerine, cinslerine göre kavrulur, haşlanır, salatası yapılır, yemeği yapılır falan ve böyle donlarla donatılan sofralar kurulurdu ve ben onların tadına bir kere bile bakmamıştım. Aa. Bir kere bakmadım. Yani böyle hep onlara teğet geçtim. Hiç sonra ne zaman büyüdüm, yetişkin bir insan haline geldim. Meyhaneye, lokantalara gitmeye, gelmeye başladım ve bunun ailemin dışındaki başka çevrelerde de beğenilen, sevilen, aranan ve lezzet atfedilen bir şey olduğunu görmeye ve anlamaya başladım. Bunları yavaş yavaş tüketmeye başladım. Şimdi mesela sözünü ettiğim ortamlara girdiğim zaman böyle raflarda gözüm ilk o yeşilleri arıyor. Yani o otları arıyor. Hiçbir zaman o kadar çeşitli ve O kadar iyisini bulamıyorum tabii. <gülüyor> evet <gülüyor> sen treni orada kaçırmışsın. Ben orada treni kaçırmışım. <laughs> Ama en azından damakta değilse bile gözde bir hafıza ve kulakta bir hafıza var. Neyin nasıl yapılıp yenmesi gerektiğine dair bir bilgim <laughs> var. Şimdi mesela bu benim ee, içine doğmuş olmama rağmen önce reddettiğim sonra başka ortamlarda başkalarına referansla ha burada bir şey var diye çağırdığım ve zevk almaya başladığım bir bilgi. Bu da aslında gastronomiye dair tuhaf bir öğrenme süreci. Evet, evet. Yani, taklit, mimikleme çok önemlidir. Yani, en basit örnek biri odada esnesi herkes esner. Biz onun üzerine kurmuşuz. Öğrenmeyi taklit etme üzerine kurmuşuz. Ee, anneler bebeklerine ...yemek yedirecekleri zaman... ...kendileri de ağızlarını kaşıkla yedirecekleri zaman... ...kendileri de ağızlarını açar... ...bebek de otomatik olarak ağzını açar. Çat diye tıkılır yemek. Yani... Ee, ...günün sonunda biz mimikleme üzerine... ...öğrenmeyi kurmuşuz. Tabii bu bir tek... ...gastronomi tarafında değil... ...birçok başka şeyde de hani... E, ...yapılan bir şey. Onun için... E, ...özellikle gastronomide... ...hatta hayvanlar da... ...yani bir hayvan da annesinin... ...peşinden gezer... ...annesinin hangi ottan... ...neden yiyorsa... ...ondan yer. Biz öyle öğreniyoruz. Şimdi. Hayvan ve annesi deyince aslında insanın annesiyle kurduğu ve anne yemekleriyle kurduğu bağa da değinmek gerekiyor herhalde. Evet. Hepimizin bir referansı vardır. O da annemizin yaptığı yemekler. Yani anne köftesi, anne patatesi, annemizin yaptığı ıspanak, annemizin açtığı börek, açan varsa ki çoğunlukla da hani her annenin bir şeyi vardır genelde. Bu sonraki hayatımızda bizim lezzet algımızı ve beklentimizi de etkileyen bir şey öyle değil evet. mi? Ya o büyük zaten tartışma konusudur. Hani... ...dediğin gibi bir de daha sonra ah annemin yaptığı köfteyi hiç bulamıyorum diye... ...erkekler özellikle... <laughs> e, ...sen yapamıyorsun bu köfteyi der eşine, karısına, arkadaşına neyse. E, evet aslında şöyle, anneyi bugüne ışınlasak... ...bütün malzemelerle aynı mutfakta, aynı ortamda o yemeği yapsa... ...bizim ağzımız değiştiği için o yemek bizim için aynı tatmaz. Yani demi konuşuyorduk ki gençken, çocukken, bebekken ağız çok daha hassas. Hı hı. Onun için o zaman aldığı tatla... Bugün benim bugünkü ağzımın aldığı tat aynı olmayacaktır. Çünkü ağzım dinamik bir şey. Onun için annelerin ne kadar iyi yaptıklarını bilmiyorum ama yani mutlaka iyi yapıyorlar da biz biz onu o zaman seviyorduk. Ama onu o yiyeceği bugüne getirsek Belki aynı keyfi olmaz. Aslında hani diyoruz ya doğru, domateslerde orada. de kalmadı. Hani hmm. Domateslerde de eski tat hmm. kalmadı. Evet çünkü bizim ağzımız değişti. Tamam domates değişmiş olabilir ama bizim ağzımız da değişti. Yani. <laughs> aslında tabii bir de bütün sözünü ettiğimiz şeyler bir hatıradan ibaret. Yani evet. zihnimizde beynimizde kalan bir hatırayla dilimizde damağımızda kalan bir hatıranın bileşiminden bahsediyoruz. İnsanın evet. hafızası da aslında insana sürekli oyunlar oynar. Ee, yani kendi kendimizi yanılttığımız kadar hiç kimse bizi kandıramaz, yanıltamaz. Hatırladığımız şeylerin büyük bir ölçüde aslında e, olan şeyler değil, onların versiyonları olduğunu. artık bilim kanıtladı ki. Hatta deneyleri. anlatılan bazı şeyleri yaşamışsın gibi bile çocukluğunda. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla e, o bizim aklımızda kalan e, lezzetler de. E, tamamen az önce konuştuğumuz gibi ambiyanslardan ortamdan o anın sıcaklığından mutluluğundan tekrarlanmasından kaynaklanan hatıralar olabilir pekala ya aslında burada önemli olan bence benim şahsi düşüncem belki de yeme içme işinde olduğum için bunu böyle düşünüyorum mümkün olduğu kadar yeme içme anlarını mutlu anlarla eşleştirmek lazım yani mutsuz bir anda bir tartışmanın içinde ya da e, moral bozukken e, yeme içme işini pek düşünmemek lazım hatta insanlar ne yapıyorlar Hatta tam tersi depresyona girince daha fazla yemeye başlıyorlar. Ee, onu tam tersine yemeği bir ödül, bir mutluluk, bir paylaşım anı, mutluluk anı e, olarak görmek lazım. Çünkü öbür türlü bir dipsomaniye giriyorsun. Yemeği yemek için yemeye başlıyorsun. Lezzet için değil. Önce ben mutlulukla yemeği hep çok eşleştiriyorum. Yemeği içmeyi hepsini. Onu keyifli yapmak lazım. Yani ondan haz almak lazım. Peki iyi, iyi yemek için çok uğraşmak ve hatta çok para ödemek e, iyi yemeği getiriyor mu? Ve Yo, mutluluğu hayır. getiriyor mu? Yok hayır. Bugün tabii ki birçok farklı seviyede yemek var. Hani e, çok özel yemekler, çok pahalı yemekler vesaire bu yemeği yiyince daha mutlu olmuyorsun. Hatta tam tersine comfort food dedikleri hani daha çok e, evde yapılan makarnalar, etler, mangallar vesaire gibi... Aile içinde yapılan yemekler, restoran sayısı olarak belki dünyadaki en çok yapılan, yenen e, ya da hizmet veren e, nokta. Sokak yemekleri gerçi keza öyle. E, yani mesela ne bileyim bir böyle e, sokak yemeğini falanca şehirde yemişsindir. Gayet de uyduruk bir şeydir. Yani atıyorum Brüksel'de. ...sokakta patates kızartması yemişsindir. Bir daha gidip onu keyifli bir anda, güzel bir havada... ...gerçi Brüksel'de kolay olmuyor güzel hava ama... ...güzel bir havada bir daha yediğin zaman o mutlu oluyorsun. Bir patates kızartması yiyorsun sonunda yani. Ama çok daha keyifli geliyor. Peki, ee, bir soru daha. Hem teknik hem psikolojik aslında algımızla ilgili. Ee, ...porsiyonların büyüklüğü. Şimdi bir bol kepçe lokantası var. Gittiğimiz zaman esnaf lokantası. Böyle çeşit çeşit yemekler. Hakikaten adam kepçeyle kocaman koyuyor. İstiyorsan bir buçuk diyorsun. Bir tane daha istiyorsun falan. Ya da az çorba diyorsun. Ya da az ben çorba dünyada diyorsun. Dünyada bir tek Türkiye'de gördüm. Ya da <laughs> aşçı tabağı diyorsun. Yani karar veremiyorsun. Sana beş çeşidinden birden koyuyor oradaki yemeklerini senin istediğin. Bir de gidiyorsun işte yani böyle üst düzey bir restorana... ...küçücük bir porsiyonda bir sosun üzerinde bir parça balık ve işte evet. onun süslemesi falan... Şimdi e, miktar e, tatmin üzerinde ne kadar önemli sence? Çok güzel soru. Çok <laughs> çok da aslında cevabı da hazır. <laughs> Şöyle e, bu özellikle büyük gastronomik deneyim restoranlarının hani 8, 10, 12 kors yiyorsun, 12 tabak yiyorsun ama dediğin gibi her biri böyle. Fakat her biri birbirinden tamamen farklı lezzetler. Bu kadar farklı lezzetleri az porsiyon bile olsa üst üste alınca Vücut diyor ki harika çok iyi beslendim toksun diyor. Artık doydun diyor. Yani defalarca hatta seninle de birkaç defa gittik bu Michelin'li fanfifon restoranlara. Yani gerçekten tadım menüsü aldığın zaman... Hani ...neredeyse ertesi gün bile toktuk yani. Ee, çünkü orada porsiyon az ama çok farklı tatlar var. O kadar farklı tat üst üste bilince sana doygunluk hissi veriyor. Hı hı. Bazen de gidersin böyle... ...yersin de yersin dediğin gibi bir buçuk kepçe koyar. Onun için genelde... Onun doğrusu da onu... Çünkü bir yerden sonra aynı tat bıkkınlık vermeye başlıyor. Hmm. Yani vücut diyor ki bu tadı öğrendim, tamam yedim. Faydası da var. Üç kaşık yedim, beş Ondan sonra tatmamaya başlıyor. Hmm. Hatta hep kötü bir örneği vardır. Kimsenin tükürüğü tatmaz diye. Kendine tatmaz, başkasına tadar. 24 saat ağzında tükürüğü. Vücut diyor ki bu anormal bir şey değil, normal. Bende var, tamam. O zaman bunu yokmuş gibi varsayayım. Kokuda keza. Hmm. Parfümünü sıkarsın. Başta vücudum hmm yapar. Bak hmm. yeni koku var. Sonra zaten bu koku burada var tamam nötr yok diye varsayar. Onun için yemeği böyle çok yemek yerine arada mesela kuru fasulye yanında bir parça turşu. Bu hmm. bir parça turşu ağzını risetler. Hmm. Yeniden kuru fasulye hmm. yediğinde aa yine tatlı daha güzel geliyor der. Onun için genelde şefler yemeklerin yanına biraz garnitür koyarlar. Başka bir şeyler koyarlar ki ağzındayız. Öbür türlü çünkü... Hep aynı sonra. şeye talim ediyorsun. Aynen. Evet. Oğul çok teşekkür ederim. Ee, çok zevkliydi seninle konuşmak ve yemek yemenin mutlulukla kesinlikle bir ilgisi olduğunu e, böyle anlattıkça e, teyit etmiş olduk. Zaten aslında bunu teyit etmek için uzun, üzerine uzun uzun konuşmaya gerek yok. Yemek yerken bunu hepimiz fark ediyoruz ama biraz acaba niye mutlu oluyoruz bunu konuşmakta fayda vardı. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet günlük hayatın mutluluklarından konuşmaya devam edeceğiz.